Yerli ve milli olarak üretilen uçak savar son testler devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 2022 yılında teslim edilmesi planlanan silah savunma uzay ve havacılık fuarında sergileniyor. Detaylar için şimdi sözü Mücahit Topçu'ya bırakalım. Mücahit konuyla birlikte aktaracak. Savunma, sanayi, havacılık ve uzay fuarı sahada farklı ürünleri göstermeye devam ediyoruz. Kameraman arkadaşım Caner Emine Kınacı ile birlikte şu anda Sarsılmaz'ın standındayız ve yanımızda çok kıymetli bir isim var. Nuri Kızıltan, Sarsılmaz Sanayi Genel Müdür Yardımcısı yerimize hoş geldin Sayın Kızıltan. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Siz de bizim standımıza hoş geldiniz. Çok teşekkürler, sağ olun. Hemen arkamızdaki bu ürünü göstermek istiyoruz izleyicilere. Biraz da sizden özelliklerini alalım. Bir uçak savar değil mi? Evet, bu ve evet. Türkiye'de üretilen ilk uçak savar. Evet, 12-10-7 uçak savar. Aslında 1919 model bir ürün ama ondan sonra gelişmeler kat etmiş ve sonuç olarak da Türkiye'de de ilk defa Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yürütülen bir projeyle bize verilmiş olan bir üründür. Kendi kalifikasyon testlerimizi, kendi iç testlerimizi yapmakla meşgulüz şu anda. En kısa süre içerisinde de bu yılın sonuna kadar da Savunma Sanayi Başkanlığı ile beraber kalifikasyon testlerine başlayacağız. Ülkeye kazandırılacak önemli bir aşamadır bu. Yıl sonunda evet. Testler başladıktan sonra ne zaman envantere girer tahmini? Hemen çok kısa süre içerisinde zaten biz hazırlığımızı seri imalata yönelik yaptığımız için seri imalat hazırlığından hiçbir zaman söz etmeyeceğiz. Direkt olarak biz ondan sonra teslimatlarımıza başlamayı planlıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildikten sonra yerli ve milli imkanlarla üretilen ilk uçak savar silahı olacak. Doğrudur, çok haklısınız. Tabii Sarsılmaz farklı ürünlerde özellikle Mehmetçiğin kullandığı MPT-76'larla da dikkat çekiyor. Herhalde hemen hemen tüm güvenlik teşkilatında bu ürünler söz konusu. Bizim SAR-56 modelimiz ve önce SAR-223 ile başladı bizim 5-56 yolculuğumuz. Şimdi de SAR-56 ile devam ediyor. SAR-56 şu anda kara kuvvetlerine 14,5 inç ve 11 inç olarak teslimatlarını yapıyoruz. Bununla beraber hava kuvvetleri, jandarma genel komutanlığına da teslimatlarımız önümüzdeki yıl yapılacak. Şu anda zaten jandarma genel komutanlığına teslimatını yaptık. En kısa teslim edilmiş. Edildiydi ya. Envanterde. Bununla beraber gene en kısa süre içerisinde çok yüksek bir adette hem jandarma hem de Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ve kara kuvvetlerine teslimatlarını yapacağız. Hazırlıklarını yapıyoruz. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sarsılmaz Sanayi Genel Müdür Yardımcısı Nuri Kızıltan yayın konuğumuzdu. İşte bu otomatik silah jandarma genel komutanlığına teslim edildi. Hemen yanı başımızdaki bu yerli ve milli imkanlarla üretilen uçak savar silahı da yıl sonu itibariyle testlerini tamamlayacak ve yakın zamanda da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girecek diyebiliriz. İlgi çekici fuarları, ilgi çekici standları göstermeye devam edeceğiz diyelim. Sözü yeniden merkeze bırakalım.